Merhaba arkadaşlar Bu videomda Windows 10 işletim sistemini DigitalOcean Nasıl yükleyebiliriz bundan Bahsedeceğim Biliyorsunuz DigitalOcean Windows işletim sistemine aslında destek vermiyor dolayısıyla biz aslında önce Ubuntu'yu kuracağız ve Ubuntu'nun Ubuntu işletim sistemini aslında kullanarak Windows 10 işletim sistemini kuracağız Önce bir proje oluşturuyorum Windows 10 diyelim buna. Burada bu şekilde bir amaçtan bahsettik. E, proje oluştur diyorum. Bunu şimdilik geç dedim. Evet buradan yukarıda bu, bu proje oluşturduktan sonra create droplets, bir tane droplet oluşturuyoruz sanal bir makine oluşturabilmek için. Burada e, Ubuntu kuracağımızdan bahsetmiştim. E, birazcık işletim sistemi, e, birazcık işlemcisi iyi olan bir şey kurabilirsek. Şöyle CPU Optimize'da şunu seçiyorum. 8 GB RAM olan şey için seçiyorum. Ve burada işte Amsterdam 3'ü seçtim. Veri merkezi olarak. Burada da şifreyi seçiyorum ve şifreyi oluşturuyorum. Evet bu kısımlar boş kalabilir şimdilik. Ve droplet'i oluştur diyorum. Evet droplet oluştu burada IP adresini görebiliyoruz bunu kopyala diyoruz ve e, puti kurulu olması gerekiyor bunu daha öncesinden kurmanız gerekiyor bunu buradan bu IP adresini buraya yapıştırıp bağlan diyoruz bu şekilde bir uyarı çıkıyor accept diyoruz ve buraya root olarak bağlanacağız deminki oluşturmuş olduğumuz şifreyi buraya giriyoruz. Evet bu şekilde eğer ifadeler geliyorsa giriş yapılmış e, demektir. E, şimdi burada aç, videonun açıklama kısmını da yükleyeceğim bazı e, yüklemeleri yapmamız gerekiyor. Bunları teker teker buradan çalıştıracağız. Evet, teker teker hepsini burada yüklüyoruz. Evet, bunlar tamamlandıktan sonra şimdi boş bir imaj dosyası oluşturuyoruz şu komutla. Windows 10.img isminde aslında boş bir imaj dosyası oluşturuyoruz. Evet, bu tamam. Şimdi de e, normalde dediğim gibi e, dijital ocean aslında Windows e, işletim sistemine destek vermediği için sürücüler bulunmuyor ve dolayısıyla burada sürücüleri e, indirmemiz gerekiyor. Burada Fedora People Org sitesinden aslında bulabilirsiniz en son sürümünü filan. E, ben oradan en son e, sürümü bu şekilde kopyaladım. Bu komutla e, dediğim gibi şu URL kısmını en son sürümü gidip o siteden bulabilirsiniz. Bunu kopyalayıp bu şekilde sürücüleri indiriyoruz. Evet bunlar da kuruldu. Şimdi gelelim işletim sistemi kısmına. Windows 10 işletim sistemini Deneme sürümü e, yükleyebilirsiniz. Satın almışsanız öyle bir sürümü yükleyebilirsiniz ama burada ISO'yu bir yere yüklemeniz gerekiyor. Çünkü Windows onu e, Microsoft direkt bir ISO indirme şeklinde vermiyor. Onun için e, siz bu satın almış olduğunuz e, ISO'yu... E, bir ulaş bir yere yükleyip indirilebilecek bir yere oradan bu komutu vermeniz gerekiyor. Bu birazcık uzun sürecektir. Evet indirme tamamlandı. Şimdi son olarak şunu kopyalıyoruz. Bunu enter'a bastık. Bir kez daha basıyoruz ve bu şekildeyken VNC The VNC'de kurulu olması gerekiyor. VNC Viewer. Evet şuradaki yine IP adresini kopyalıyoruz. Ve şöyle yapalım. Evet buraya yapıştıralım. Ve bağlan diyelim. Bu şekilde bir uyarı gelecek. Continue diyoruz. Ve burada birazcık bekliyoruz kurulum ekranı gelene kadar. Evet kurulum ekranı geldi. Buradan ileri diyelim. Şimdi yükle diyelim. Evet buradan Windows 10 Pro'yu seçelim. İleri diyorum. Evet lisans kabul ediyoruz. İleri. Evet burada özelliği seçeceğiz. Ve gördüğünüz gibi burada hiç sürücü bulunamadı hatası veriyor. İşte biz zaten o e Şeyit sitesinden, Fedora People sitesinden sürücüleri bunun için zaten indirmiştik. Burada sürücü yükle diyoruz. Evet bu açıdan pencereyi kapatıyoruz ve burada sürücüleri gizli tikini kaldırdık. Ve göz at'a tıklıyoruz. Burada eee virtio diski var. Virtio diskini açalım. Virtio diskinde en sona gelirsek burada VioStor klasörü var. Ve bu VioStor klasöründe hangi işletim sistemini kuruyoruz? Biz Windows 10'u kuruyoruz. Dolayısıyla Windows 10'u e, açıyorum ve burada AMD 64'ü e, seçiyorum. Tamam diyoruz ve buradan ikincisini seçiyoruz. Ve ileri diyorum. Evet bir daha sürücü yükledicez son bir kez. Yine bu pencereyi kapatıyoruz. Göz at dedik. Yine virtuo diskine geliyorum. E, bu sefer net KVM kısmı var. Bunu açıyoruz ve burada yine Windows 10'u bulduk. Windows 10 içerisinde yine AMD 64'ü seçtik. Tamam diyorum. Yine ikincisini seçiyoruz ve ileri diyorum. Evet buradan bunu seçtikten sonra ileri diyoruz. ve Windows kurulmaya başlıyor. Evet şimdi yeniden başlar diyebiliriz. Evet burada kişisel kullanıma yönelik ayarlama diyoruz. İleri. Evet buradan çevrim dışı hesap yapalım. Evet buraya mesela deneme yazalım. İleri. Evet şifreyi girelim. Şifreyi onaylıyoruz. Evet güvenlik sorularında geçtikten sonra kurulum devam ediyor. Evet buraya hayır deyip geçebiliriz. Evet burada kabul et diyelim direkt. Evet kurulum tamamlandı. Ve yeniden başlatalım. Evet kurulum tamamlandıktan sonra eee gz uzantılı dosyaya ulaş oluşturup, bu adımları bir daha tekrarlamamıza gerek kalmaksızın e, farklı bir droplet oluşturduğumuzda direkt bu gz uzantı dosyayı e, yükleyip sistemi kurabiliriz. Bu, bu işlemi yapmak için tekrar e, bu ty ile bağlanıyorum. Evet, buradan ip kopyalayıp bağlandık. Yine e, root kullanıcı adıyla bağlanıyorum ve şifreyi giriyorum. Evet burada şu komutu gireceğiz. Şöyle temizliğin daha net görünmesi açısından. Şu komutu giriyoruz aslında. Ve gz uzantılı dosyamız oluşmaya başlayacaktır. 20-25 dakika kadar sürecektir bu işlem ve o sürede tekrar bağlantı kopabilir. Dolayısıyla e, tekrar bağlanalım buradan. Ve Ls'ye basalım. Oluştuğunu burada görelim. Windows 10 GZ oluşmuş. Şimdi bu tabii ki bunu indire, indirmemiz lazım. İndirebilmek için de e, basit anlamda bir e, Apache Server'ı ku, kurabiliriz. Şu şekilde bir e, komut girelim. Ve e, aslında güvenlik duvarının izin vermesini sağlayalım. Evet, e, şimdi de bu oluşmuş olan gz uzantılı Windows 10 dosyasını internete indirebilmemiz için kopyalamamız gerekiyor. Eee nereye kopyalayacağız? Var'ın içerisinde sunucunun olduğu HTML klasörün içerisine kopyalıyoruz. Evet kopyalama işlemi tamamlandı. Bunun doğru çalıştığını görebilmek için IP adresinizin şu şekilde IP adresini yazıp Windows 10 .gz şeklinde oluşturmuştuk Eğer bu şekilde inebiliyorsa doğru bir şekilde yapılmış demektir. Dediğim gibi bu gz uzantı dosyayı doğrudan e, sıfırdan yeni bir droplet oluşturduktan sonra e, dışarıdan bir e, imaj yükleme seçilerek bu işlem gerçekleştirilebilir. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.